Ben ilk başta şu soruyla başlamak istiyorum. Lovecom Partners neden Türkiye'de kurulmadı? Neden bu konuda İspanya'yı tercih ettin? Buna iki şekilde cevap vereyim. Bunun bir manevi sebebi var. Daha kişisel bir sebebi var. Bir de ekonomik, daha işsel bir sebebi var. İspanya çok bakir bir ülke. Özellikle Türkler açısından Türk nüfusunun, Türk gurbetçi nüfusunun çok olmadığı zannedersem 10-12 bin arasında. Ki bu sayıyı Hollanda'da, Almanya'da herhangi bir Türk mahallesinden kolaylıkla toplayabilirsiniz. Ancak 10 bin... 12.000 Türk'ün olduğu, Türkler açısından, yatırımcısından tutun iş insanına, oraya göç etmek isteyen, iş yapmak isteyeninden tutun. Fuara gelmek isteyen birine göre bile çok bakir, çok alışılageldik olmayan bir yer. Ortalama olarak herkesin Almanya'da bir akrabası vesaire bir tanıdığı vardır. Ama İspanya çoğunlukla biz Türklerin çok bilmediği bir yer ve iş açısından bakacak olursak bir girişimci için bu bir fırsat. Çünkü günümüzde bize sıralarında bekletilen, vizesi reddedilen, umutları kırılan insanlardan tutun kendi işini yurt dışında icra etmek isteyen, daha iyi yaşam standartları kovalayan insanlara kadar ülkemizde bir yurt dışı gerçeği var şu anda. Ve benim gibi bir genç girişimci içinde hali hazırda çok doygun bir pazara girmek rekabet anlamında çok zorlayabilirdi. Lakin İspanya oturum almak isteyeninden ev almak isteyenine, ticaret yapmak isteyeninden seyahat etmek isteyenine çoğunlukla kolaylıkla bu hizmetlerin alınabileceği bir yer değil. Ben de bunu bir fırsat bildim ve açıkçası İspanya'yı biraz da iş anlamında bu yüzden tercih ettim. Tabii ki Dünyanın en turistik ikinci şehri olan Barcelona'ya sahip. Yine Madrid ona keza o kadar olmasa da çok turist. Endülüs bölgesi, Bask bölgesi. Dolayısıyla limanları olsun çok ticaret potansiyeline sahip. Ciddi volümlü meblaların döndüğü de bir yer. Bütün bunları toplayınca bana çok stratejik bir yer olarak geldi. Bu biraz daha iş kısmı. Manevi kısmı ben mutlu olduğum yerde yaşamaya açıkçası önem veren bir insanım. Yani Bence insan mutlu olduğu yerde daha başarılı olabiliyor. Çünkü daha huzurlu oluyor, daha istekli oluyor. İlber Ortaylı hocanın da ya bir kitabında ya bir röportajında söylediği bir şey vardı. Bir Türk ancak ve ancak İspanya'da mutlu olabilir diye. Buna da çok inanıyorum. Ya yani bu kararı vermeden önce ben 4-5 kere İspanya'ya gidip geldim. Dil kursuna gittim, seyahate gittim vesaire. Gözlemledim ki aslında İspanya dediğimiz yer Türkiye'nin Ege ve Akdeniz kıyılarının Avrupa Birliği versiyonu gibi bir yer insanlarından tutun yemeğine, havasına, suyuna çok benziyor. Coğrafi yapısı bile çok benziyor. Kültürel yapısı bile çok benziyor. Nasıl bizde İzmir'de, Rize'de, Antalya'da veya Mardin'de farklı şiveler konuşuluyorsa, farklı yeme alışkanlıkları, farklı yaşam kültürleri varsa. İspanya'da da öyle yani Barcelona'daki adamla Madrid'deki farklı yaşıyor. Malaga'daki ile Bilbao'daki farklı yaşıyor. Ve bu da bu benzerlik açıkçası beni e, ...evimde hissettiriyor diyebilirim. Yani Almanya'ya veya İngiltere'ye gittiğinizde böyle hissetmiyorsunuz. Mesela ben İngiltere'deki oturumumu yaktım. İspanya'ya gelebilmek için. Dolayısıyla bu benim için çok önemli bir şey. Onun yanı sıra şuna çok önem veriyorum. İspanya'daki gurbetçi Türk nüfusunun azlığı... ...aslında bazı ön yargılarında önüne geçiyor. Bugün baktığınızda Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da ve Fransa'da... ...60'larda başlayan işçi göçü dalgasıyla birlikte toplumda bazı önyargılar yer etmiş durumda. Bunun da sebebine inersek eğer 60'larda yaşanan göçün büyük bir kısmı Türkiye'nin İç Anadolu ve Doğu illerinden, bölgesinden ilk okul mezunu çoğunluğu olan işçi göçü üzerine kurulmuş ve dolayısıyla beyin göçü olmadığından dolayı da belli bir sınıf ve belli bir kesim gitmiş buralara. Tabii ki bu da belli başta entegrasyon problemlerini ortaya çıkarmış. Çünkü Türkiye az önce de bahsettiğimiz gibi aynı İspanya gibi çok homojen olmayan bir ülke. Ya yani bir Finlandiya, bir Hollanda gibi homojen olmayan bir ülke. Bugün bu çekimi yaptığımız İzmir'de bambaşka bir hayat yaşanıyorken Sivas'ta, Kayseri'de, Mardin'de, Trabzon'da bambaşka bir hayat yaşanıyor. Bunu analiz ettiğimizde de aslında bu ülkelere çoğunlukla daha muhafazakar, daha dindar, daha eğitim seviyesi düşük, daha farklı bir kesimin gittiğini görüyoruz ve tabii ki bunlar da her ne kadar Almanya'nın ve Avrupa'nın aslında kalkınmalarında emekleri çok büyük olsa da sosyal anlamda belirli normların yaratılmasına, belli ön yargıların, stereotiplerin yaratılmasına sebep olmuşlar. İspanya'daki ya da daha doğrusu Akdeniz havzasındaki aslında Türklere bakarsanız daha yatırımcı, daha beyin göçü olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla da İspanya gittiğinizde bir Almanya, bir Fransa'ya gittiğinizdeki gibi sorularla, ön yargılarla sizin sinirinizi bozabilecek, size rahatsızlık verebilecek mevzularla baş başa kalmıyorsunuz. Yani ben şirketime banka hesabı açarken banka müdürü İstanbul modanın şehri değil mi falan diyordu. Bir İspanyol arkadaşım Türkiye'yi Avrupa Birliği'nde zannediyordu. Bence bu da önemli bir sosyal normdur. Yani sürekli kendinizi savunmaya çalışmadığınız veya kanıtlamaya çalışmadığı ve yaşam stilinizi aslında onların kafasında yaratmaya çalışmadığınız doğal bir muhabbete dönüşüyor. Kendileri gibi görüyorlar sizleri. Ama bence diğer ülkelerde biz ve siz gibi bir ayrım var. Açıkçası bu beni rahatsız ederdi. Bence İspanya bu anlamda da bir konfor alanı yaratıyor. Harika. Yani gayet aslında detaylı anekdotlar paylaştın ve güzel argümanlar sürerek bunu gerçekleştirdin. Hani aşağı yukarı kültürel olarak neden tercih edilmeli? işte insani yapı vesaire bize karşı bakış açıları nasıl? Bunlara değinmişken biraz aslında İspanya ve Türkiye arasındaki siyasi duruma da bir parantez açmak Aa. gerekir diye düşünüyorum. Şu anda İspanya Türkiye ilişkileri hani bu işte ticaret ya da diplomatik konular ekseninde değerlendirmek gerekirse İspanya Türkiye ilişkileri nasıldır? Hocam İspanya Türkiye ilişkileri e uzun zamandır çok iyi son zamanlarda daha da iyi. Birincisi tarihsel bir düşmanlık yok bizim İspanya'yla. Yüksek ihtimalle hani Preveze Deniz Muharebesi'nden bu yana ben herhangi bir yanlışım varsa düzeltilsin. Bizim işte Yunanistan'la olduğu gibi, Yunanlılarla olduğu gibi, İngilizlerle olduğu gibi, Ruslarla olduğu gibi tarihsel bir düşmanlığımız olduğunu hatırlamıyorum. Gerçekten bu sosyal bağlamda aslında bilinç altında da ne, ne yazık ki bir etkendir baktığınızda. Devlet politikalarına da yansıyabilir bu. Türkiye'nin İspanya'yla ne bir tarihsel düşmanlığı var, ne bir jeopolitik güncel bir çatışması var. Sonuçta devletlerin arkadaşları olmaz, çıkar ilişkileri olur. İspanya'yla Türkiye'nin arası da son zamanlarda özellikle bizim bu meşhur şu an bir uçak gemimiz var ya Geminin mesela sınıfı Juan Carlos sınıfıdır yani biz bunu İspanyollardan örnek alarak yaptık. Bu gibi olaylar, ortak yatırımlar, silah sanayi, karşılıklı ticaret. İspanya'da ona keza Katalunya ve Bask bölgesi gibi ayrılıkçı tehdidi, aynı zamanda Türkiye'deki terör olayları, PKK, işte olası bir Kürdistan tehdidi gibi mevzular iki ülkenin birbirini aslında desteklemesine sebep oluyor. Eğer biraz araştırırsanız şunu görürsünüz. İspanya PKK'yı bir terör örgütü olarak tanıyan, sözde Ermeni soykırımını tanımayan, Türkiye'nin dış politikalarında destek olan 2019 yılındaki bizim operasyonlarımız varken Twitter'da sağda solda çok dezenformasyon yapılıyordu. Türkler sivilleri öldürüyor vesaire diye. İspanyollar Twitter'dan Türk bayraklarıyla tweet atmışlardı. NATO müttefikimizin yanındayız diye. İspanya kısa özetle Macaristanla birlikte Avrupa kıtasında Türkiye'nin ortak olarak gördüğü nadir ülkelerden biridir. Dolayısıyla ben her zaman şunu söylerim. Yaşamak istediğiniz, yatırım yaptığınız veya iş yaptığınız ülkeyle pasaportuna sahip olduğunuz ülkenin ilişkileri çok önemlidir. Ekstra bir gümrük vergisi getirir patlarsınız mesela. Şimdi İspanya mesela bu işte diplomasi, savaş, mavaş, onun yanı sıra daha böyle bireysel bakış açısından bir şey söyleyeyim. Siz bugün İngiltere'ye veya Almanya'ya gittiğinizde 6 ay Türkiye ehliyeti kullanabiliyorsunuz. Sonra sınava girmeniz lazım çünkü tanımıyorlar. İspanya Türkiye ile bir anlaşma yapmış. Sınava girmeden Türk ehliyetini İspanyol ehliyetine dönüştürebiliyorsun. Ama bir Amerikalı sınava girmek zorunda. Hem de İspanyolca bir sınava girmek zorunda. Dolayısıyla bence bunlar bir ülkeye karar verirken çok önemli mevzulardır. Yani daha geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanının İspanya ziyaretinde işte ortak mutabakatlar imzalandı. Mevkidaşlar görüşüp ortak metinler imzaladılar. Yani Türkiye sosyal olarak da, diplomatik olarak da İspanya'yla çok benzeyen, İspanya'da çok iyi anlaşan bir ülke. Dolayısıyla ben bunun insanların tercihinde de bizler gibi iki ülke arasında iş yapanlar için de büyük bir avantaj olduğuna inanıyorum. Çok güzel hocam. Yani arada da bilmediğim bilgiler de denk geldi. Yani gerçekten bu ehliyet olayı mesela. Evet yani, yani. açıkçası Çoğu zaman bizim ülkemiz birçok ülke özellikle Amerika gibi ülkeleri karşı dezavantajlı konumda kalıyorken Aynen böyle ehliyet gibi bir mevzuda onlardan daha iyi haklara sahip olabilmek bence Aynen öyle. enteresan. Yani bu da değerlendirilmesi gereken bir şey. Peki abi mesela haritayı açıyoruz bakıyoruz koskoca işte İber Yarımadası'nın tamamını kaplayan bir ülke haritada da büyük bir yer kaplıyor. O kadar seçilebilecek şehir varken neden Barcelona? Hı. Buna birazcık detaylı olarak girelim. Tamam. Şimdi şöyle, biz Barcelona merkezli bir firmayız ve hani ben Barcelona'da yaşayıp Barcelona'da iş yapmayı tercih ettim. Lakin biz bütün İspanya'ya hizmet veriyoruz yani onu da söyleyeyim yani. Ticaret yapmak istediğiniz ya da bir ev almak istediğinizde farklı illerden de hizmet veriyoruz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Benim Barcelona tercihimde en önemli etken Barcelona'nın daha liberal bir şehir olmasıydı. Şöyle örnek verebilirim buna. Bugün Madrid ilinin uçmenlik prosedürüyle Barcelona'nınki birbirinden farklı. Tolunya bölgesi daha solcu olmanın getirdiği ideolojik bir yaklaşımla göçü daha kolaylaştırıyor. Veya atıyorum illegal bir göçmenin legale dönüşmesini daha kolaylaştıran veya bu işte evlilikle ya da sivil birliktelikle gelinmesini daha kolaylaştıran yasalara sahip. Ona keza sadece bu da değil. Yaşamsal olarak Madrid daha itibarlı yani devletin oradan yönetildiğinin yüzyıllardır oradan yönetildiğinin o devlet ihtişamını hissettiğiniz Ankara gibi çok bürokratik olan, Londra gibi çok ihtişamlı olan bir yer. Bunun artıları da var. Diyorum çok daha böyle tırnak içerisinde fancy restoranlar, ee, daha böyle belki iş fırsatları Madrid'de. Lakin Barcelona daha farklı bir ruha sahip. Bir sokak sanatçısından tutun, sokakta gördüğünüz bir grafitiye kadar. El ele tutuşup yürüyen çiftlerden tutun. Diyorum bir sanatçının galerisine, sahilde spor yapan gruplara katılmaya, Barcelona'nın maçını izlemeye daha girişimsel işlerde mesela IT sektörü geçtiğimiz zaman izleyebilirsiniz röportaj gibi bir bölüm yaptık biz IT sektöründe olan bir arkadaşımızla çeşitli teknolojik işler şu anda çok destekleniyor yani Barcelona biraz daha liberal ee, ve bu beni çekti açıkçası hem benim oturum sürecimi kolaylaştıran hem insanların oturum sürecini kolaylaştıran birçok avantajı var çok fazla fırsat sunuyor. Akdeniz insanıyız hepimiz ve o denizin olması açıkçası benim için çok önemliydi. Buna sahip ve sanatçı bir ruhu var ya, yani. insanı mutlu ediyor diyebilirim. Vallahi güzel. Ve bir de liman şehri. Yani ticaret de çok dönüyor. Hı -hı, kesinlikle öyle. En son işte sanat falan demişken yani zaten özellikle Barcelona'nın belki de işte o simgesi haline gelmiş. La Sagrada Familia hala yıllardır bitmeyen. Tabii tabii. E, tabii. Onu var ya bilerek de bitirmiyorlar biraz biliyor musun? İzle bazen o vinç günde bir kere döner. Evet. O da bir markadır ya sonuçta hmm. bitmedi falan demek. E, bittiği zaman e, o meşhurluğunu kaybedecek. Evet, Bitmediği evet. için turist çekiyor 2028 zaten. 2028 miydi? 2030 muydu? Öyle bir şeyde hmm. bitiriyorlar bu arada. Yani evet İspanya günün birinde gidersem. Belki Her bir zaman gün, bekleriz Bir hocam. gün misafirin oluruz belki. O zaman görmek istediğim e, çok böyle özel yerlerden bir tanesi. Peki bizim bu bölümümüzün başından beri aslında hep İspanya. Yine döneriz oraya. Ben biraz konuya şuradan yaklaşmak istiyorum. Şimdi bizim yaşımız genç sayılır ve bu genç yaşta senin verdiğin karar ve bu girişim gerçekten büyük bir cesaret ve girişimcilik ruhu gerektiren bir şey. Şirket kurmak da zaten ayrı bir mesele ama hani şirketi kendi ülkende kurmuyorsun, tamamen başka bir ülkede kuruyorsun. Bu süreç nasıl gelişti? Hmm. Lavcom Partners'a nasıl karar verdin? Nasıl ortaya çıktı? Böyle evde oturuyordun, tavana bakarken bir anda ya. aklına bir fikir <laughs> olarak mı geldi? Nasıl Bayağı, oldu bu? Bayağı şöyle. Ben üniversiteye girdiğimde aslında okuyacağım yani bölümü icra etmeyeceğimi biliyordum ve ben üniversite hayatım boyunca hep bir yani kalifiyelik olarak ve bir network aracı olarak baktım. Nitekim kendimi de yapmak istediğim işlere yani girişime göre doldurmaya çalıştım. İşte gayrimenkul lisansları aldım. Workshoplara katıldım. Seçmeli derslerde girişimle ya da ekonomiyle ilgili dersler aldım. Ve hep ne yapabileceğimi düşündüm. Sorun şuydu ki ne yapacağımı bilmiyordum. Yani bu çünkü şey değil yani mühendislik okursun ve mühendis olursun. Tıp okursun ve doktor olursun ama bu böyle değil hani girişimci olacağım. Bir de bende bir hep yurt dışı yaşamak, yurt dışını tatmak hayali vardı. İngiltere'den mezun oldum. Ta 2014 yılında Volkan Kazak hocayla hatta biz ailecek bir tatil yapmıştık. Barcelona'ya gitmiştik. Onunla başlayan ilk deneyimim, benim ilk yurt dışı seyahatim Barcelona'dır. Onunla başlayan Sonra 2018 yılındaki gap yarımda gittiğim dil kursuyla devam eden ve arşa çıkan İspanya ilgisi vardı benimle. İspanyolca öğrenmek istiyordum. Oraya, orada yaşamak istiyordum. Tek sorun şuydu, ne yapacaktım ve nasıl olacaktı bu? Üniversiteden mezun olduktan sonra kendimi geliştirmek için Coldwell Banker'a girdim burada. Vedat Bey sağ olsun. E, ayrıca Arzu Hızer'e de selam olsun buradan. Onun referansıyla girmiştim ofise. Ve kendimi geliştirmeye çalıştım. Gayrimenkulden başlayıp iş sektörüne girmek, network yapmak istiyordum. Aynı zamanda Londra'da tanıştığım ve şu anda da hatta yanında staj yaptığım Serdar Deniz Karen grubun sahibiyle oturup konuşurken o bana olabildiğince kendimi doldurmamı önermişti. Londra'da biz onunla bir toplantı yapmıştık. Londra'da tanışmıştık. Serdar abiyle oturup konuştuktan sonra ben sürekli sertifika almaya çalıştım. Onun vesilesiyle bazı sertifikalar aldım. Kurslara gittim geldim. İşte Coldwell Bank Banker'a girdim. Gayrimenkulü öğrendim vesaire. En son dedim ki ben İspanya'da şirket kurayım. Gerisine bakarız. Hani i̇lk adımı atayım ama. İspanyol bürokrasisi çok yavaş. O esnada benim böyle bazı projelerim kafamda İspanya olduğunu bilen bir aile dostumuz vardı. Ahmet abi kendisi Bakıoğlu Holding Bakgrabürün genel müdürü. O da böyle işte belli bir doyuma ulaşmış kariyerinde melek yatırımcı olmak istiyor. Bana ortaklıklar kurarak işler yapabileceğimi söyledi ve önerdi. Misal veriyorum işte gayrimenkul yatırım ortaklığı kuruyorsun. İşte 4 kişi bir ev alıyorsunuz. Sonra o evi benim şirketim yönetiyor Barcelona'da Airbnb gibi ve biz kirayı bölüşüyoruz. Ya da bir taksi satın alıyoruz. Ya da bir işe giriyoruz birlikte. Bir prodüksiyon şirketi de kurabilirdik mesela. Dolayısıyla biz bir fikirle girdik. Barcelona'da bir iş kuracağız İspanya'da ama ne olacağını bilmeyerek başladık aslında buna. Sonrasında ben bu bahsettiğim, saydığım insanların da aslında desteğini alarak en, en çok da annemin tabii ki desteğini alarak. Ekim 2023'te Barcelona'ya gittim. O zamanlar birlikte olduğum, şu an ne yazık ki birlikte değiliz ama çok network yapmamı sağlayan, şu zamanki ekibimle tanışmamı sağlayan bir komisyon ortağım vardı. Bize danışmanlık veren Havva Hanım vardı. Yıllar önceden tanıştığım. Ve biz bu yatırım işlerini bununla yapmaya karar verdik ve şirketimizi kurduk. Biz bir aslında yatırım ve yönetim şirketi olmak için yola çıktık. Dediğim gibi bu bir, bir mülk olabilirdi. Bir fitness salonu olabilirdi. Böyle bir fikirle girdik. Lakin sonra bizim öz sermayemiz ve yapmak istediklerimiz birbirini tutmayınca, çeşitli yatırımlarda sıkıntı çekip o kapitali toplayamayınca bu işe bir stop verdik ve ben orada ne yapabilirim? Sermayesiz ne yapabilirim? mi düşünmeye başladım. Derken benim oturum işlerime bakan, bana oturum aldır, aldırırken yardımcı olan avukatım Mark dedi ki can Türkiye'de çok ciddi bir potansiyel var. İnsanlar yurt dışına taşınmak istiyorlar. Lakin çoğunlukla bu tarz hizmetleri veren İspanyol şirketleri bilmiyorlar. Aynı benim söylediğim şey İspanya bakir bir ülke. Ve bana aslında bu danışmanlık işlerini sadece yatırım ve ticarette değil de aynı zamanda oturumda da yapabileceğimin teklifini getirdi. Ve birlikte çalışmayı teklif etti. Yani bugün birlikte çalıştığımız mark aslında bu işi bana teklif eden ve danışmanlık işlerini de portföyümüze dahil etmemi sağlayan insandır mesela. Sonrasında bunu çok mantıklı buldum. Ölçüp biçtim, toplantılar yaptım. İşte diğer vergi işlerine bakan avukat Roza ile konuştum. Bu network'ü yapmamı sağlayan Havva hanımla konuştum ve bir ekip kurarak danışmanlık işlerine girdim ve bu benim aslında sermayem olmadan büyük işler çünkü mesela ev almak, fitness açmak gibi yatırım gerektiren işler. Yatırım turuna çıkmanız gerekiyor. Melek yatırımcı bulmanız gerekiyor. Danışmanlık aslında bir başlangıçtı bizim için ve sonra bir baktık bu bizim ana işimiz oldu çünkü çok başarılı oldu. Yani çok kısa sürede her ay müşteri ve danışan bularak gitgide bu sayıyı arttırdık. ve yavaş yavaş bu snowball efekten yani çi etkisi oluyor aslında. Kar topu etkisi oluyor. Daha bugün Digital Nomad korusunda yardımcı olduğumuz bir danışanımız oturumunu aldı. Bir hafta önce intercompany transfer viza yaptığımız Orkun Bey'in ailesine de oturum aldırdık. Mesela şu anda aktif bir çiftimize yardımcı oluyoruz ve bu iş aslında bir anda bizim ana işimize dönüştü ve bundan da çok keyif alıyorum. Çok güzel bir ekiple çalışıyorum. Vallahi çok güzel. Yani sen anlatırken burada hemen dikkatimi çeken nokta aslında bu network ve o insani ortaklıklar. Hatta demin o zikrettiğin isimlerin çoğuyla da Kariyer Hikayeleri adlı de ki benim de konuk evet. olduğum serilerden biridir. Orada bu insanları da e, kamera Ahmet karşısında... abi mesela çıkarttık. Evet. E, sağ olsun geldi. Mesela hmm. o yatırım ortaklığı fikrinin e, fikir babasıdır. Evet yani o açıdan da meraklı seyircilere de buradan hatırlatma yapalım. O oynatma listesini bölüm bölüm seyredebilirler. Bu kadar e, ortaklıktan ve insani ilişkilerden bahsetmişken şunu sormak istiyorum. Avcom Partners'ta nasıl bir ekip kurmaya ya da ekip üyeleri seçmeye özen gösteriyorsun? Ve nasıl çalışıyorlar, nasıl anlaşıyorlar? Ee, şöyle bir takıntın var mı mesela? İstihdam ettiğimiz insanlar işte Türk çoğunlukta olsun. Yok, bizim ekibimizde hmm. Türk yok şu an. Bunu biraz detaylandırabilir miyiz? Nasıl bir çalışma sisteminiz var genel olarak? Benim şöyle bir prensibim var ve bu prensibi de aslında tekrar söylediğim gibi... Gayrimenkul lisanslarını almama vesile olan ve şu anda yanında çalıştığım e, Serdar Denizden öğrendim. E, bana derdi ki önce kendin yap sonra onu sat. Ben ekibi kurarken kendi işlerimi başarıyla gerçekleştirmiş insanlardan seçtim bunu ki yarın öbür gün başkalarına ben bir hizmet verirken özgüvenle acaba mı demeden satayım ve onlardan ücret alayım. Nedir bu mesela? Ben şirketimi kurarken ve bunun sancısız sıkıntısız geçmesini sağlarken avukat Rozamarro ile çalıştım. Onlarla gibi beyannamesi yapıyorum. Onlarla muhasebe tutuyorum. Onlarla banka hesabı açıyorum, bankayla görüşüyorum. Ne oluyor? O benim şu anda vergi uzmanı avukatım. Yani bir danışanımız geldiğinde, şirket kurmak istediğinde, ticaret yapmak istediğinde, muhasebeye ihtiyaç duyduğunda rozayı Euro Ben aynı zamanda kendi işte oturum sürecimde bana bir yol haritası çizen Mark'tı. Ve ben oradan memnun kalıp onunla bu işi güvenle yapıyorum. Dolayısıyla buna çok önem gösteriyorum. Yani kişisel deneyimimin birlikte çalıştığım insanlarla olumlu olmasına güven duyuyorum. Çünkü şuna inanıyorum. ya Benim önce o iple kuyuya inmem lazım. Ben o iple eğer kuyudan yukarı çıkabiliyorsam o zaman başkasına inebilirsin diyebilirim. Yoksa patlarız. Yani aslında şöyle özetlenebilir: Bir şeye insanları inandırmak istiyorsan önce kendin inanacaksın. Aynen e bir öyle. Felsefen var. Aynen öyle. Evet. Gayet güzel vallahi süper. Peki daha çok sizin e, bu danışmanlık hizmeti verdiğiniz sektörde şu anda nasıl yatırım fırsatları var? E, bunlardan okay. biraz bahsedebiliriz. Okay. Şöyle söyleyebilirim. Biz baktığın zaman Ekim 2023'te kurulmuş şu ana gelindiğinde yatırım, oturum, ticaret ve iş geliştirme konusunda danışmanlık veren bir ekibiz. Birlikte çalıştığımız çevirmenler var, avukatlarımız var ve bu avukatların az önce de saydığım gibi alanları değişiyor. Biz çalışma prensibi olarak işinin ehli insanlarla ortaklıklar kuruyoruz. Ne yapıyoruz mesela? Danışan bir yatırımcı ev almak istediğinde ev almak istediği bölgenin uzmanı emlak ofislerle iletişime geçip ortaklıklar kuruyoruz o kişi iş kurmak istediğinde dergi uzmanı, iş uzmanı, muhasebe uzmanlarıyla onun işini kuruyoruz. Oturma almak istediğinde de bunun uzmanıyla çalışıyoruz. Dolayısıyla da doğru sonuçları doğru zamanda almayı becerebiliyoruz. Şu anda İspanya'da özellikle ticaret çok ön planda. Aynı bizim gibi aslında üç tarafı denizlerle çevrili, hatta solu da sayarsak dört diyebiliriz. bir liman ülkesi, liman şehirlerine sahip bir ülke ve saydığımız gibi Türkiye ile ilişkilerinden dolayı kolay ticaret yapılabilen bir yer olduğundan dolayı bir kere ihracatçımız için müthiş bir fırsat. İhracat yapmak isteyen turistik bölgelerde ev alıp kısa süreli kiraya vermek isteyen teknoloji bilgi, yazılım gibi alanlarda devlet teşviğinden yararlanmak isteyip iş kurmak, şirket açmak isteyen gibi gibi birçok insan profili için çok uygun bir yer. Aynı zamanda bu digital nomadlar için, self-employed insanlar için, serbest meslek icra etmek isteyen insanlar için çok 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 fırsatlara sahip bir ülke. Bu konuda ben doğru zamanda olduğumuza inanıyorum. Özellikle ilişkilerde böyle gidiyorken bence bunların değerlendirilmesi lazım. Çünkü ben bunun değişeceğine inanıyorum. İspanya'nın Akdeniz'deki yeni gözde olduğuna inanıyorum. Umarım bizi bulurlar. <laughs> Umarım diyelim. Peki şöyle bir şeyle final yapalım o zaman. Sıfırdan bir yere gidip iş yapmaya kalkan herhangi birisinin öncelikle ve bu tabii ki yurt dışıysa şu oturma izni meselesini çözmesi gerekiyor. Evet. Ee, çok büyük bir engel en aslında. En büyük karın ağrısı. Evet. Nasıl oturum alınıyor? Bunun türleri seviyeleri var mı? İspanya Aa, üzerinde evet. bunları da anlatalım. Kişiden kişiye göre çok değişen aslında dallı budaklı bir şey. O yüzden biz her zaman genelde birebir bir randevu alıp kişiye özel bir yol çıkarmayı öneriyoruz. Ama ben güzel bir özet yaparsam eğer bankada paranız vardır, emeklisinizdir, non-lucrative denilen çalışma izni olmadan bir oturum iznine müsaade eden izni alabilirsiniz kişi başı 35 bin euroluk bir gelir gösterebilirseniz bir senelik oturum alabilirsiniz. Self employed, serbest meslek, kendi işinin patronu, iş planı yazıyorsunuz, ortaklıklar kuruyorsunuz, sunum yapıyorsunuz, kendi işiniz üzerinden oturum alıyorsunuz. Digital Nomad, İspanya dışı şirkette belli bir gelir düzeyinin üzerinde çalışıyorsanız uzaktan çalışarak ama İspanya'da yaşamanızı sağlayan bir oturum alıyorsunuz. Ya da öğrenci vizesiyle gelip bunu sonradan değiştirebiliyorsunuz. Golden vize vardı şu anda kalkıyor. O yüksek ihtimalle Eylül'de kalkmış olacak ama son dakika yatırımlar da yasa geriye işlemediği için geçerli olacaktır. E bu dediklerimin üzerine daha onlarca türü çok içi dallı budaklı. Dolayısıyla bu çok kişisel ihtiyaca, hedefe ve duruma göre değişen bir şey. Tamamen kişiye bağlı ama isteyen bir insanın gelmeme ihtimali yok. Herkese hitap edecek kadar fazla seçenek var. Valla gayet güzel açıklamalar oldu ve ben inanıyorum ki kamera arkasından da takip edebildiğim hmm. kadarıyla merak edip bu videoyu gelen izleyiciler de bizzat orayı tecrübe etmiş evet. ve bil fiil iş yapmaya başlamış birinin bir bakış açısından çok güzel faydalanmış olacaklardır. Valla ağzına sağlık çok keyifliydi. Son olarak hani eklemek istediğin vurgulamak istediğin bir şey varsa alalım son sözlerini. Öncelikle ben her zaman güvene dayalı çalışmayı tercih eden bir insanım. Şu zamana kadar da örneklerini verdiğimiz gibi hep bu bağlamda ilerlemeye çalıştık. Umarım verdiğimiz cevaplar, anlatımlarımız bir samimiyet ve güven oluşturabilmiştir. Her zaman bekleriz.